Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars teori videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar yaklaşık 10-11 gündür bir teori videosu atmıyoruz. Neden atmıyoruz? Çünkü yeni sezonumuz yeni geldi. Yeni güncellememiz yeni geldi. Eşyalar yapıyoruz, eşyalar üretmeye çalışıyoruz. Onların heyecanıyla beraber gelen fotoğrafları inceleme fırsatımız olmuyor. Aslında bunların hepsi önemli olabilecek fotoğraflar. Aslında şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani biz her fotoğrafı inceliyoruz ya, detay vardır yoktur onu bilemeyiz. Bunu sadece Supercell bilir ama şimdi Dani, topluluk yöneticimiz Dani'nin de bir tane cevabı benim aklımdan çıkmıyor. Bir arkadaşımız Dani'ye şu şekilde bir soru sormuştu hatırlarsanız. Yani artık detay verseniz hani fotoğraflarda, niye artık eskisi gibi detay gelmiyor şeklinde soru sorduğunda topluluk yöneticimiz Dani'ye, Dani'den gerçekten ilginç bir cevap geldi. Dani dedi ki aslında hiç durmadık ki. Yani aslında detaylar gelmeye devam ediyor ama biz bulamıyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Brawl Stars her güncellemede bir iki seviye atlarken ben şöyle düşünüyorum ki detayları ve gizemleri de seviye atlıyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bundan bir sene öncesine baktığımız zaman bu kadar kolay detayları çözerken şimdi artık oldukça zorlanıyoruz. Neden biliyor musunuz? Bakın buradaki robotun elini şöyle tuttuğunda arka tarafta B13 yazıyordu. Cadılar Bayramı kostümlerine baktığımız zaman orada B13 şeklindeki durumları da görmüştük. Yani gizemlerin, detayların inceliğine bakar mısınız? Oradan Brawl Talk'un tarihini vermişler aslında. B13. Yani muhtemelen Brawl Talk'tur. Çünkü Brawl Talk'umuz 13'ünde gelmişti. Biliyorsunuz ki hatta bunu da Brawl Talk yayınlarında sizlerle konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlarımız, normal şartlarda ben bugün yine teori videosu atmayacaktım fakat dün şöyle Brawl Stars Türkiye Twitter hesabında gezerken, aynı şekilde Brawl Stars İngilizce Twitter hesabında gezerken arkadaşlarımızın bir teorisine rastladım. Aslında bu teori üzerinden gideceğiz ve sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Bu teorilere baktığımız zaman yorumlar kimine göre mantıklı da gelebilir, saçma da gelebilir ama sanki teoriler ilerledikçe biraz da mantıklı olma yoluna doğru da kayıyor gibi geliyor. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi normal şartlarda bugün üzerinde duracağımız durum buradaki robotun gözündeki 3 boyutlu gözlük. Şimdi diyeceksiniz ki yav ne alaka? Aynen, ilk önce ben de öyle düşündüm aslında. Şimdi baktığımız zaman burası bir sinema ortamı. Ve biz hangi sezondayız? Brawlywood. Yani bir sinema sezonundayız değil mi? Aslında bu gözlüğü görmemiz çok çok normal. Zaten bir sinema sezonundayız. Zaten yeni gelen kromatik savaşçımız bir sinema yıldızı arkadaşlar. Ama buradaki durumları ileriye doğru taşıdığımız zaman, yani arkadaşlarımızın yorumlarını takip ettiğimiz zaman aslında bir mantıklı olabilir mi diye düşünüyoruz. Tabii ki sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Ayrıca videoya like atıp kanala da ücretsiz şekilde abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Yani izlenmelerden ziyade like'larımız biraz daha düştü arkadaşlar. O yüzden sizlerden gerçekten güzel bir like bekliyorum. Şimdi buradaki gözlük, arka tarafta savaşçılarımız sinema izliyorlar. Ellerindeki mısırları görüyorsunuz. Şimdi bir fotoğrafı bir yana kaydıralım. Şöyle yana kaydırdığımız zaman burada Gale kostümümüzün tanıtıldığı fotoğraf. Cadılar Bayramı kostümlerini tamamen bunlardan ayrı tutuyorum. Çünkü bu Brawlywood sezonumuza özel gelen kostümler bunlar arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafta bir gözlük detayı yok. Fakat bu fotoğrafta benim ilk dikkatimi çeken durum şuydu. Burada baktığımız zaman arka tarafta bir kutu, Spike çorabı ve kutunun içerisinde yılbaşı ağacı süslemeleri var arkadaşlar. Şimdi bunu gördüğümüz zaman acaba yılbaşı ile alakalı bir şeyler olabilir mi diye düşünüyorduk. Normal şartlarda son Brawl Talk'umuz da yoktu arkadaşlar. Bu kulüp liginin tanıtıldığı Brawl Talk gelmeden önce paylaşılan bir fotoğraf olduğu için o da hiç bir ön planda, hani daha erken gelebileceğini de düşünmediğimiz için acaba burada yılbaşı ile alakalı bir şeyler olabilir mi? Sonuç olarak burada yılbaşı ağacı süslemeleri ve bu ortam biraz ters gibi duruyordu. Yani aslında bizim detaylarda ilk aradığımız şey fotoğraflara aykırı gelebilecek şeyler. Yani şimdi burada bir korku evi gibi bir yeri düşündüğünüz zaman oradaki yılbaşı ağacı süslemeleri biraz orada detay gibi geldi bana. Ve zaten Brawl Talk'umuza baktığımız zaman arkadaşlar ve Brawly Days güncellemesiyle tekrar görüşeceğiz. Aralıkta şeklinde bize mesaj verdiler. Aslında fotoğraflardaki detaylardan o Brawl Talk'umuz gelmeden önce de Brawly Days güncellemesinde görüşeceğimizin mesajı burada verilmişti. Şimdi gelelim bu fotoğrafımıza. Search Kong kostümünün tanıtıldığı fotoğrafa baktığımız zaman arkadaşlar yine çok çok güzel bir fotoğrafla duyuruldu. Aslında bunların detaylarını hiçbir şekilde incelemedik sizlerle ama öncelik olarak şöyle aşağıya da bir bakmak istiyorum. Bakın zaten burada gözlük detayı oldukça dikkatimizi çekiyor. Zaten bunun üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Fakat önce o gözlük detayına gelmeden önce şuraya bir bakmak istiyorum. Abi buradaki kim olabilir ki diye düşünüyorum. Yani ha, bu Kaptan Crow galiba arkadaşlar. Evet, Kaptan Crow'u görüyoruz. Yani burada robotları görüyoruz. Robotlar içeriye doğru bir
saldırmaya mı çalışıyorlar, ne yapıyorlar artık, ama burada başka bir robotumuzu görüyoruz. Şöyle dikkatlerden kaçan, evet, burada Gale'ı görüyoruz. Aslında her fotoğrafta bunları görüyoruz. Yani bakın, burada arka tarafta Search Kong'u görüyoruz. Gale'ın kostümünün olduğu fotoğrafta. Aynı şekilde Surge'un olduğu fotoğrafta hem burada Kaptan Crow'u görüyoruz, hem de burada arkadaşlar Surge'u görmüş oluyoruz. Surge'u diyorum, çok özür dilerim. Gale'ı görmüş oluyoruz. Evet, şimdi normal şartlarda gelelim asıl konumuza arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman az önceki fotoğraftaki gözlük detayı, bir sinema sezonundayız. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Buraya baktığımız zaman burada robotun gözünden, yani buradaki kameraman robotun gözünden düştüğünü düşündüğümüz bir gözlük aşağıya doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlarımız demişler ki bu fotoğrafta gözlük var. Bu fotoğrafta gözlük var. O zaman gözlükle alakalı ne olabilir? Ben de düşündüm ki zaten sinema sezonundayız. Yani bu gözlüğün burada olması normal değil mi? Arkadaşımızın cevabı aslında kafa karıştırıcıydı. Arkadaşımız dedi ki baktığımız zaman burada arkadaşlar şöyle bir cevabı vardı. Normal şartlarda gözlükler sinemada takılır. Zaten burada siz sinemayı çekiyorsunuz, filmi çekiyorsunuz. Buradaki gözlüğün burada olması çok mantıksız bir durum. Sen zaten filmin içindesin. Neden gözlüğü takıyorsun? Sen zaten 3 boyutlu izliyorsun. Oradaki gözlüğün ne mantığı var deyince acaba mı dedi insanlar. Şahsen ben de öyle dedim arkadaşlar. Evet, şimdi onu düşünüyoruz. Yani sen burada zaten filmi çekiyorsun. Orada gözlüğü takmanın bir mantığı yok ki. Biz sinemada izlerken takarız bunu. Filmin içerisinde filmi çekerken 3 boyutlu takmayız değil mi? İşte bu film seti olarak düşündüğümüz zaman arkadaşımızın cevabı oldukça mantıklı geldi. Gelelim Kaptan Crow'a. Şimdi baktığımız zaman her fotoğrafta biliyorsunuz ki söylediğimiz gibi burada Search Kong'un tanıtıldığı fotoğrafta hem burada Kaptan Crow var demiştik, hem burada da aşağı tarafta Gale'ı görüyoruz demiştik. Aynı şekilde Gale'ın geldiği fotoğrafta da burada arka tarafta Search Kong'u gördük. Kaptan Crow'la alakalı bir iz var mı, bir detay var mı? Burada sanıyorum yok arkadaşlar. Evet, Kaptan Crow'da da yine arka tarafta Gale ve yukarı tarafta Search Kong'u görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, yine aynı yerde bir gözlük, yine orada. Yani aslında buranın bir film sahnesi olduğunu düşündüğümüz zaman gerçekten arkadaşımızın teorisi çok mantıklı geldi. Ve burada bu gözlüğün olması biraz bir detay olabilir mi? Şimdi aslında durum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bunlar da değil aslında. Tamam, bu gözlük detayları iyi, mantıklı olabilir ama şimdi normal şartlarda biliyorsunuz ki Brawl Stars son sezonlarda bizi oldukça şaşırtmıştı. Örneğin 2019 Brawlwin animasyonunda, orada Frank ve Mortis'in olduğu animasyonda bataklık bölümünde bir yaratık vardı. O bir karakter midir değil midir derken, oyun ne zaman gelir derken 2 sene sonra bataklık cin şeklinde oyuna geldiğini gördük. Aynı şekilde yine 2 sene önce paylaşılan bir animasyonda Mortis'in sahilde güneşlenirken ki kostümünün 2 sene sonra tekrar oyuna geldiğini gördük. Şimdi kafaları karıştıran bir durum var. O durum ne? O durum da bu arkadaşlar. Yaklaşık 3 sene, yani 2018, 19, 20, 21, yani yaklaşık 3 sene önceki Brawl Talk, yani Brawl Stars Global'e çıkıyor. İlk efsanevi karakterimiz Leon oyuna geliyor ve 3 boyutlu yeni ortamlarımız, yeni haritalarımızın olduğu zaten bu şekilde görülüyor. Ve buraya baktığımız zaman evet, herkes 3 boyutlu gözlüğünü taksın çünkü yeni ortamlarımız var şeklinde. Ve buradaki Spike'ın gözündeki gözlük, işte buradaki 3 boyutlu gözlük de kafamızı biraz karıştırmıyor değil arkadaşlar. Yani seneler öncesinde paylaşılan bir detay olabilir. Yani sonuç olarak bakın, bu bir detay da olmayabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada zaten 3 boyutlu bir ortama geçtik. Yani onun bir mesajı da olabilir. Aslında buradaki gözlüklerle beraber bunlar da bir detay da olmayabilir. Yani şuradaki gözlükler bile bir detay olmayabilir ama diyorum ya, mantıklıyla mantıksız arasında bir ikilemde kaldık. Artık buradaki yorumları tamamen size bırakıyorum. Ama bu Brawl Talk'ta tabii ki örnek olarak vermek gerekirse bence o zaman 3 boyutlu ortama geçtiğimiz, yani haritalarımız, yeni ortamlarımızın olduğu durumda 3 boyuta geçmemizin sebebiyle burada Spike'a ve Nita'nın ayısına bir gözlük takıldığını düşünüyorum arkadaşlar. O konudaki yorumları da tamamen size bırakıyorum. Dediğim gibi bunlar tamamen teorilerdir. Yani yeni gelecek her fotoğraf tabii ki yine dikkatimizi çekecek ama Brawl Stars her sezon olduğu gibi bu sezonda inanılmaz gizemiyle devam ediyor. Özellikle oyunumuzun içerisindeki o haritalarda daha incelemedik, detaylarına, teorilerine bakmadık ama sizlerle beraber onları da inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bu tarz videoların devamı konusunda videoya bir tane like atıp kanalımıza ücretsiz şekilde abone olarak bana gerçekten çok büyük destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.